İspanya Dışişleri Bakanı Sayın José Manuel Garcia'yı bugün misafir ediyoruz. Kendisi darbe girişiminden sonra Türkiye ile olan İspanya hükümetinin dayanışmasını göstermek için bugün buradalar. İspanya, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı alçakça, haince darbe girişiminden hemen sonra bize olan desteğini beyan etmiştir. Ve o günden beri de bizimle yakın temas içinde olmuştur. Gerek Sayın Büyükelçi, gerek diğer İspanyol makamları Türkiye'de seçilen hükümete, seçilmiş cumhurbaşkanına, anayasal kurumlara dönük bu gayrimeşru, bu haince darbe girişimi karşısında Türk halkıyla ve Türk devletiyle dayanışmalarını açık bir biçimde göstermişlerdir. Bu çerçevede İspanya hükümetine tarihimizin bu zor döneminde halkımızla ve devletimizle beraber olma adına gösterdikleri bu dayanışma için çok teşekkür ediyoruz. Siyasi tarihimizin en zor dönemlerinden bir tanesinde halkımız tankların ve savaş uçaklarının önüne çıkıp şehit olurken ve pek çok gazimiz yaralanırken, hayatlarını içe sayarken Türkiye'nin seçilmiş cumhurbaşkanı ölüm tehlikesine karşı demokrasiyi ve anayasal düzeni korumak için hayatını tehlikeye atarken Sayın Başbakan ve hükümet üyeleri suikastle karşı karşıya kalırken bu kritik dönemde dostlarımızın verdiği destek bizim için çok önemlidir. İspanya'nın da ilk günden itibaren verdiği bu desteğe çok teşekkür ediyoruz. Kuşkusuz İspanya'ya çok yakın ilişkiler, yakın Avrupa Birliği içerisinde de yakın ilişkilerimiz olan ve dayanışma içinde olduğumuz bir ülke. Pek çok konuda birbirimize yakın anlayışımız var. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinde de İspanya'nın desteğini gördük her zaman. Özellikle terörle mücadele ve mülteciler konusunda da yakın vizyonlara sahibiz. Bugün karşı karşıya olduğumuz ortak değerler kuşkusuz terör örgütlerinin tehdidi altında. Terör konusunda hukuk devleti, demokrasi, insan hakları gibi değerlerimizin tehdit altında olması karşısında yakın bir anlayış içerisinde, ortak bir vizyon çerçevesinde dayanışma içinde olmamız son derece önemli. İspanya gibi terör konusunda benzer tecrübeleri paylaştığımız bir ülkenin bu konuda Türkiye ile yakın işbirliği içerisinde olmasını önemsiyoruz. Kuşkusuz her iki ülkede terörle mücadele konusunda dünyada en deneyimli ülkelerden. Özellikle geçmişte İspanya'da Batasuna kararı olarak bilinen, ortaya çıkan karar aslında terör konusunda bir takım kafa karışıklıklarını gidermek bakımından son derece önemli bir karardır. Terör meselesi bir siyasi tercih meselesi değildir, teröre destek verip vermemek. Teröre destek verip vermemek bir ideolojik tercih meselesi değildir. Bu insanlıkla barbarlık arasındaki çizgiyi oluşturur. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir kafa karışıklığı olmaması gerekir. Bütün terör örgütleri barbarlık yoluyla insanlığın temel değerlerini yok etmeye çalışıyor. O Batasuna kararında herhangi bir siyasi partinin bırakın terör örgütünü desteklemeyi, terör örgütünün eylemlerini kınamaması bile terör örgütüne zımnen destek vermek olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararıyla altı çizilen bir karardı. Bu çok önemlidir. Çünkü terör dediğim gibi insanlıkla barbarlık arasında, teröre destek verip vermemek insanlıkla barbarlık arasında bir tercihte bulunmak demektir. Eğer siz bir siyasi partinin temsilcisi olarak teröre destek verirseniz, teröre destek verilen bir takım faaliyetlerin içinde bulunursanız ya da benzeri konularda terör örgütüyle yan yana durursanız bu kuşkusuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile kayıt altına alınmış ve korunmuş değerlere karşı bir tutum olur. Bu çerçevede terör konusunda net bir tutum takınılması gerekir. Avrupa'nın bazı başkentlerinde Avrupa Birliği tarafından PKK terör örgütü
bir terör örgütü olarak kabul edilmesine rağmen Avrupa'daki bazı başkentlerde PKK çadırlarının açılması ya da PKK propagandasına izin verilmesi gibi çifte standartlar Avrupa Birliği'nde paylaştığımız ortak değerler bakımından doğru yaklaşımlar değildir. Nitekim zaman zaman DAEŞ'e karşı mücadelede PKK, PYD ya da başka terör örgütlerinin kullanılması gibi bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar son derece tehlikeli yaklaşımlardır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu içtihatları aslında durumu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Terör herhangi bir şekilde ideolojik tercih konusu değildir. Kişisel yorum konusu değildir. Siyasi yorum konusu değildir. Terör bir barbarlıktır. Barbarlığın insanlığa saldırısıdır. Biz bugün PKK'dan DAEŞ'e kadar, DHKPC'den PYD'ye kadar, Fethullahçı terör örgütünün darbe yapmak üzere giriştiği o silahlı saldırıya kadar çok yönlü bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Barbarlığın bütün kolları Türkiye Cumhuriyeti'ne ve insanımıza saldırmaktadır. Kuşkusuz bu mücadelede dostlarımızı yanımızda görmek isteriz. Bizim bu mücadelemiz Avrupa ile paylaştığımız ortak değerlerin de korunması mücadelesidir. İnsan hakları için, hukuk devleti için, demokrasi için verilen bir mücadeledir. Bu bağlamda hepimizin dikkat etmesi gereken bir diğer konu, terör örgütlerinin istismar ettiği konuları ve insani dram yaratan konuları doğru bir şekilde yönetmektir. Bu bakımdan mülteciler konusunda yepyeni yaklaşımlar geliştirmek zorundayız. Bakın Türkiye 3 milyon mülteciyi misafir ederek kendi üzerine düşen insani ve siyasi ödevi yerine getirmektedir. Ama bunun karşısında Avrupa'da bazı ülkeler sınırlarını kapatmaktadır. Avrupa Birliği'nin bazı ülkeleri sınırlarına asker dikerek ölümden kaçan bu insanları zor koşullara terk etmektedir. Türkiye'nin gerçekleştirdiği 18 Mart mutabakatıyla bir gün içerisinde 7 bin kişi Akdeniz'e açılırken artık bu sayı 20'ye 30'a düşmüştür. Türkiye'nin gerçekleştirdiği ve Türkiye'nin başarıyla uyguladığı 18 Mart mutabakatının hükümleri, birebir anlaşması, bu insani dramın yönetilmesi bakımından büyük bir başarı ortaya çıkarmıştır. Türkiye ve Avrupa Birliği'nin mekanizmaları ortak akıl ve ortak eylem planı ürettikleri zaman bu tarihin en büyük krizlerinden bir tanesini nasıl başarıyla yönetebileceklerini göstermişlerdir. Bu kuşkusuz diğer alanlar için de örnek olması gereken bir modeldir. Bu çerçevede artık Suriye konusunda bu mülteci krizin kökünü kurutma konusunda yeni adımların atılması gerekir. Dünyanın gözü önünde Esad rejimi Halep'e saldırıyor. Doğu Halep'te geçmişteki bir takım Bosna'da ve başka yerlerde yaşanan, Srebrenica'da yaşanan soykırımlara benzeren uygulamalara imza atılıyor. Ama dünya bunu durdurma konusunda ortak bir vicdan ve ortak bir eylem planı oluşturamıyor. Bu çerçevede baktığımızda ortak bir eylem planı ve ortak bir model oluşturulamamasının maliyeti milyonlarca insanın yurdundan olmasıdır. Bakın biz 3 milyona yakın mülteciyi misafir ediyoruz. Ama Halep'te yeni bir sıkıntı bu şekilde ortaya çıkarsa, ki zaten bu sıkıntı insanların ölmesi ve açlığa terk edilmesiyle doğruya ulaşmış durumdadır. Belki bir bu kadar mülteci daha Türkiye'ye ve Avrupa topraklarına taşınacaktır. Dolayısıyla burada Cumhurbaşkanımızın daha önce dile getirdiği Suriye toprakları içerisinde bu mülteciler için yerleşim yerleri kurulması meselesi, bu sorunun yönetilmesi açısından son derece etkili bir mekanizma olacaktır. Son olarak İspanya ile aramızdaki Medeniyetler İttifakı projesinin ne kadar önemli olduğunun altını çizmek isterim. Terör örgütlerini fiziken yenmek aslında ikinci bir meseledir. Eninde sonunda terör örgütleri fiziken yenilmesi kaçınılmazdır. Ama burada esas mesele terör örgütlerinin ideolojik olarak beslendikleri kaynakların kurutulmasıdır. İdeolojik olarak beslendikleri kaynakların kurutulması için karşılıklı olarak istismar edilen konuların, gerek etnik meselelerde gerek dini meselelerdeki konuların ortadan kalkması gerekir. Avrupa'da yükselen aşırı sağcılık, ırkçılık, İslamofobiya gibi konular terör örgütleri için ideolojik beslenme kaynakları oluşturmaktadır. Bu bakımdan İspanya ile aramızdaki Medeniyetler İttifakı projesi
terör örgütlerinin ideolojik beslenme kaynaklarının kurutulması bakımından, Avrupa Birliği içerisinde paylaştığımız ortak değerlerin güçlendirilmesi bakımından da son derece önemli konulardır. Bu çerçevede DAEŞ gibi terör örgütlerinin özellikle ideolojik beslenme kaynaklarının kurutulması konusunda buradan ortaya çıkan İslamofobiya ve benzeri hususların bu terör örgütlerine yeni imkanlar yaratması, bu aşırı sağcılığın yeni imkanlar yaratması konusunda daha hassasiyetle bir mücadele ortaya koymamız gerektiği açıktır. Önümüzde net bir tablo var. Artık Avrupa Birliği'nin ajandası sadece Brüksel'den, Berlin'den, Londra'dan, Madrid'den ya da Londra'dan ibaret bir ajanda değil. İki tane önemli konu, büyük meydan okuma önümüzdedir. Bir tanesi Brexit sonrasında Avrupa'nın nasıl bir Avrupa olacağı. Değerler temelinde bir Avrupa'ya dönüşme konusunda yeni bir model mi ortaya çıkaracaktır, yoksa içe mi kapanacaktır? Bu son derece önemlidir. Biz değerler temelinde Avrupa modelinin daha çok performans göstermesi gerektiğini düşünüyoruz. Artık gördüğümüz gibi Halep konusu, Rakka konusu, Musul konusu, Irak ve Suriye'deki terör örgütleriyle mücadele konusu sadece bir Orta Doğu meselesi olarak Avrupa Birliği'nin sırtına döneceği konular değildir. Bunlar doğrudan Avrupa Birliği konuları haline gelmiştir. Çünkü buradaki her gelişme Avrupa Birliği'nin ajandasının temelini oluşturmaktadır, ana gündem maddesini oluşturmaktadır. Aynı şekilde de hepimizin ortak siyasi ajandasını teşkil etmektedir. Bütün bu konularda İspanya ile birlikte çalışmamızın çok önemli olduğunu altını çiziyorum. Sayın Bakan'a ülkemize gösterdiği bu kritik dönemdeki dayanışma ziyareti için bir kere daha teşekkür ediyorum.